Bak benim seni şu an samimiyetsiz bulmam, seninle hiçbir şey konuşmamam anlamına gelir. Konuşsam bile, evet, tamam mı? Ya senin söylediğin düşünceleri hiç önemsemediğim anlamına gelir, tamam mı? Ya çok da takmam kafaya. Ama kız arkadaşlarımızla olan muhabbette seni samimiyetsiz bulmaları her şeyi etkiler. Senin ilişki kurmanı, evet, bile etkiler. O bir samimiyet. Yani. Şimdi sen şimdi bak, bak ben orada bilerek konuşmadım orada. Hani arkadaşı var yanında, senin var diye bir şey söylemedim. O beni samimiyetsiz bulma. Ne hangi akla samimiyetsiz buluyor? Ben hangi söyle, ben kötü ben sen şimdi yavrum, sen de aynısını söylüyorsun. Sen söyle mesela. O gün keşke onunla tartışmışsaydın. Ben çok kötü yükselirdim abi. Ama niye yükseliyorsun? Yükselmeden tartışsaydın. Yükselirdim abi. Karakterime laf soruyorum. Beni niye samimiyetsiz buluyorsun diye sorabilirdin. Sordum, cevap vermiyor. Sen de Aycan'la samimiyetsiz diyebilirsin. Sonra bana ama sen karakteri hakkında yorum yapıyorsun. Abi hayır, benim karakterime laf ediyor. Kendi karakterinin farkında değil mi o arkadaş? Ben burada en azından iki tane insanı tanımaya geldim. İki kişiyi kırmızı odaya çağırdım. Saçmalama, öyle cümleler kurup durma bak, saçmalıyorsun. Aynen öyle. Abartıyorsun. Şimdi bir şey abartıyorsun, saçmalıyorsun. Aynen öyle. Hayır, bana bahsediyor. Saçmalıyorsun. Bak, mesela Aycan'dan, saçmalıyorsun. Aycan'dan mı bahsediyor? Aycan iki kişiyi istedi ki. Tamam. Bir beni, bir adını, başka yok ki. Tamam, ben ne yaptım? Sen. Bana benim karakterime laf söyleyecek bir şey ne yaptım ben yani? Bak şimdi, sen ne yapıyorsun biliyor musun şu an? Onu savunduğum için söylemiyorum. Konuyu çok farklı boyuta atıyorsun. Hayır bak, o ne demek istiyor? O tanıdı, o devam ettirdi, o bir şeyler hissetti ki ben kimseye bir şey hissetmediğim halde normal bir şekilde kırmızı odaya çağırdım. Samimiyetsiz konuştum. Gelmen için illa birilerine talip olman gerekmiyor ki. Tamam. Arkadaşınla konuşurken ben, bile samimiyetsiz gelirsin. Ben bu talip olmak kelimesini hiç sevmiyorum. Sen oraya giriyorsun işte, anladın mı? Sen şeye vuruyorsun. Ben hiç umurumda değil. Talip olmak kimseye insana, o bu kadar talip olduğu insana söylüyorsun ya. Samimiyetsizlikle onun bir alakası yok bence. Herkes aynısını yaptın bak. Nazlı'ya aynısını yaptın. Nazlı herkes abi. Herkese diyorsunuz ya. Gamze'ye aynısını yaptın. Gamze'ye ne yapmışım ben? Gamze'ye de aynısını yaptın. Ben bak, Gamze'ye herkese bir şey diyeceğim sana ya. Gamze seni reddetti diye sen neler dedin Gamze'ye? Abi Gamze'nin beni reddetmesi önemli değil. Ben zaten Gamze'yle o günden önceki gün Aykut'u konuştum. Ben yine Aykut'u konuştum. Kırmızı Oda'dan sonra da gittim Aykut'u konuştum. Yani benim öyle Gamze'ye bir ilahi aşkım yok yani. Kız tek başına gitti. Bırak, abi bak, adamı da tanımak sen istedi. Adamı da tanımak önceki istedi. Şeyleri bilmiyor. Bak Şahin'e de bak, mesela bir şey söyleyeceğim. Bak kız kendi yani, haliyle, bak kız kendi bak, haliyle burada gelip evet, bir şekilde bir mücadele abi, vermiş. Abi bu ev böyle bir ev değil mi? Kimse kimse tanımayacak. Herhalde ev mi kalacak? Ne alakası? Şu an onu savunuyorsunuz hepiniz. Ama sen de kendine bakmayan insan bana laf söyleyemez yani. Kusura bakmasın. Ne alakası? Burada başka bir şey, olay oluyor, oradan gelmiş oraya bakıyor, oradan ya, gitmiş oraya benle konuşuyor. Senin kuyruk acın var şu an. Hayır, benim bir kuyruk acım oldu. Var şey sağlam var ya. Anladın mı? Ondan böyle yapıyor. Reddedin benim kim çocuğa bir şeyler oluyor. Ben birine aşık değilim ki. Arkadaşım sen Gamze'yle işten mi gittin? Bir şey diyeceğim sen. Gamze neye işten gittin? 4 haftadır, bir buçuk aydır buradayım ben. Her gün Gamze'yi savunuyorum, hiçbir şekilde Gamze'yi çağırmadım, bir şey yapmadım. Sen Gamze demedin mi ben sana adayım diye? Demedim hayır ya, ben aday falan değildim ona. Sen işte bilmiyorsun. Allah aşkına yapma. Sen konuştuğum yani şeyleri bilmediğin sen için. Sen burada benimle tartışmadın mı Gamze yüzünden? Tartıştım, bilerek tartıştım. Hatta ben sana demedim, ben seni güvendim arkadaşımın yanıma aldım. Sen Gamze'nin adayı değil miydin? Değildim. Gamze'ye aday değil miydin? Kardeşim, bu aday da falan değildim abi. Ya. Hayır. Galada demedin mi bütün erkeklere? Hatta benim mezun oldu. Bu saatten sonra Gamze'nin arkasında ben varım diye söylemedin mi? Evet dedim ama o bir aday değildi. Seni çağırmadı diye zoruna gidelim. Öyle bir adaylığım yoktu benim ona karşı. Ben aday olsam onu söylerdim. Neyse, kırmızı oda hakkını kullanacaklar, kullansın. Bayrağı nasıl sallıyorsun. Nasıl kullanacak? Aynen, bayrağı sallıyormuş. İsteyen gidiyor. İsteyen gidiyor. Şu bayrağı sallıyorsunuz beyler. Gel Şahin. Sallıyorsun, git nasıl sallan. Nasıl yani? Gamze'ye laf söylem. Burada sen kendi görüşünü kendine tamam, söylersin tamam, kardeşim. Ben benim kızımla şu anda bir ilişkim yok. Hatırlıyorum değil mi geçen seneyi? Semih, geçen beş sene yaptı. Abi o bayrak dans var. Dans ederek beş kere. Kırmızı oda bayrağı. Sevemedim, hayırdır. Gel. Dur bir dakika. Kendi bırakmam. Semih, bir dur. Semih, bir dur. Bir sus. Ciddi misiniz o bayrak? Tabii tabii. Evet. Bombili bim bom. Ben dalga odaya çağırmıyorum. Vallahi öyle. Kanka dönüyorsun. Ben o zaman birini çağırabiliyor muyum? Dalga mı geçiyorsunuz? Oğlum dalga geçmiyoruz. Yok şaka değil, bayrak çalıyorsun. İşimiz gücümüz yok, seninle dalga geçiyoruz. Bizi samimiyetsiz mi buluyorsun lan? Ver abi o zaman, ben ne bileyim, ben çağıracağım. Kişi kendi gibi bilirmiş. Asallah. Bombili bim bom, kırmızı odaya çağırmak istiyorum. Keşke sarı lacivert olsaymış bu arada. Bombili bili bom, kırmızı odaya çağırmak istiyorum. Ben öyle bom çalışmaz. Bir daha çevir. Vallahi çalışmaz. Bombili bim bom, kırmızı odaya çağırmak istiyorum. Allah Allah. Şaka değil, gerçek bu. Salla tamam bak, salla bak. Ben burada inanmıyorum da neyse, siz dalga geçer gibi bayrak verdin. İnanmıyorum diyor. İnanmıyorsun da orada verdi ya, kırmızı odaya çağırabilirsiniz diye. Çağırıyorum hadi o zaman, ne yapacağım şimdi ben? Bombili bili bom. İşte bunu bekliyorum ya. Allah'ım. Bu yine gıcıklaştı ya. Metan kendine gel. Kendin de mi geldin zaten? Meta böyle gel bir daha. Ya sen konuşma ya. Bir daha salla kırmızı şeyi. Çünkü sen konuşma sen ya, Allah aşkına sen konuşma.
Kırmızı Oda'ya yeni gelen Gamze Taşkın arkadaşımızı çağırmak istiyorum. Onu daha yakından tanımak için. Aha, Gamze'yi çağırdılar Kırmızı Oda. Aha. Aa, Gamze Taşkın diyor. Kardeşim. Ha, ya da seni çağırıyorlar değil mi? Pardon. Kızlardan biri, erkeklerden biri Kırmızı Oda'ya çağırıyor şu an. Yani. Kesin Mete'dir. Mete'dir ya, o herkes kapak çağırıyor. Atacak, yıkılacak bir yer arıyor programda kalmak için. Hoş geldin. Hoş bulduk. İlk gün bir şey var suratında yalnız. Ne varsa. Tamam, otur otur gel. Kırmızı Oda burası da. Kırmızı, bak bu senin tüylü şeyin, kirpiğin. Kirpiğim. Ne haber, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyi ben de, göz teması kurmayan arkadaşım. Nasıl gidiyor ya evdeki? Ben evet, yeni tanıştığım insanlara pek göz teması kuramıyorum. Yani biraz daha tanıdıktan sonra. Yani normal. Normal o zaten. Ya şimdi ben şimdi buraya çağırdım. Şöyle bir şey. Yani gelinler evinde benim gerçekten ayarımda bir insan olduğunu düşünmüyorum. Yani hani bilmiyorum beni izledin mi, genelde fazla olayların içine de girmiyorum. Çünkü burada kendini göstermeye gelmiş olan çok insan var. Böyle şov yapmaya gelen insanlar var. Ben o yüzden hani sadece içten samimi bir şeyler hissettiğim insanlara karşı bu zamana kadar konuştum. Yani onlar da benim nasıl bir insan olduğumu tanıyamadan gayet de değişik cevaplar falan filan bir şeyler oldu böyle. O yüzden ben sana iyi ki geldin diyorum yani. En azından böyle bu ayarda bir insanın gelmesi, bu kalitede bir insanın gelmesi benim için iyi oldu. En azından kendimce uğruna uğraşabileceğim bir insan geldi yani. Öyle söyleyeyim. Ama işte senin bu aklında işte Onur'u falan söylemen o biraz benim şeyim, kafamı karıştırdı aslında. Ya aklımda demeyelim. Ben kızlar evinde de aynı açıklamaya yaptım. Hmm. Buraya özel bir durum değil yani. Damatlar evinde hani herhangi biri ya da dışarıda herhangi bu özelliklere sahip biri de olsa hoşuma gider tarzına söyledim. Yani hani izlediğim kadarıyla konuşması, hani davranışları olgun. Hani yaşı da zaten 30, hani o yaşlarda ya, galiba. Yaşını hani, tamam da. Hani yaşını hani o hani öyle insanlar hani o tarz insanlar daha hani benim... Hayır. İlla o şey de mi olması gerekiyor yaş sınırı yok, tabii yani. Ki de hayır. Bu benim beğendiğim bir özellik. Hani şöyle, yani ben bunu hep söylüyorum. Dış görünüş benim için hiç önemli değil. Ben birinin bakışından, gülüşünden, herhangi bir şeyinden etkilenebilirim. Hani hiç önemli değil dışarıdan. Ya ben de o yüzden işte dedim hani iyi ki. Sadece Onur'la ilgili söylediğim tamamen hani karakteristik olarak iyi, yani hoş görünüyor dışarıdan. Ki kızlar, bütün hani kızlar aynı şekilde düşünüyorlar. Hı hı. Yani çünkü ilk geldiğinde işte böyle Gökhan'a Mokan'a bir şeyler çıkıştı, bir şeyler yaptı. Hani ben ama ondan sonraki tavırlarından, neyse onu konuşmak istemiyorum. Yani ben sana bunu söylemek istiyorum. Yani hani gerçekten o evde beni böyle şey yapmaya çalışıyorlar, bastırmaya çalışıyorlar biraz. Gelinler evinde de, erkekler evinde de böyle hani çekemedikleri, sinir oldukları bir şey var. Beni hiçbir şekilde böyle potaya sokmak istemiyorlar. Ben de bu yüzden hani iyi ki sen geldin diyorum. İyi ki böyle bu kalitede bir insan geldi ve ben onun için uğraşacağımı söylüyorum sana, senin için. Yani bunu bil istedim ben sadece. Çünkü gerçekten o evde benim böyle bir adayım olabilecek, görüşebileceğim, yan yana, dışarıda bile durabileceğim bir insan yok. Ben de o yüzden hani sana iyi ki geldin tekrar diyorum. Bundan sonra da hani bazı şeyleri ona göre yapmaya çalışacağım. Tabii senin de kararların önemli bu konuda. Vallahi seni tanımıyorum. Tanıyacaksın. Tamam. Kalkıyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz.